Ömer Bey'e söz vereceğim. Ömer Bey. Evet Ahmet Bey. Şimdi e, zannediyorum hayatına ambargo kelimesi e, en erken giren burada bulunanlardan e, öncelikli biriyim. Hayatıma ambargo kelimesi girdiğinde ben 8 yaşındaydım. Kıbrıs Barış Harekatı'nda... Çocukmuşsunuz daha Ömer Bey o yaşta. Evet, evet. Mehmetçik... E, e, Paraşütlerle indiğinde karşılaştıkları en büyük felaket ellerindeki Amerikan piyade tüfeklerinin namlularının 100 metre 100 tane mermi atınca patlaması ve işlevini kaybetmesiydi. O yüzden çok şehit verdik ve benim babamın içinde bulunduğu 3-5 kişi birkaç gün içerisinde o karartma ortamında namlu yapmayı becerdiler. Ve e, hayatıma girme nedeni de o karartmada babam cüruf kuyusuna düştüğü için e, o cürüftan e, ciğerine saplanan bir parça nedeniyle de hayatını genç yaşta kaybetti. Şimdi Türk işçisi, Türk mühendisi zorda kaldığında elbette ki büyük başarılar, büyük zaferler elde edecek e, Bu tek hey, günümüzün teknolojisinde e, çözümler üretirler. Fakat neden zorda kalalım? Asıl soru bu. Şimdi... Bu Katsa yaptırımlarını tartışırken bir hataya düştük. Bakın yaptırımların hafif olmasının nedeni şu. 12 maddenin içeriğinde her bir maddede birinci maddeye göre ikinci madde daha ağır, üçüncü madde daha ağır değil. Her maddenin içeriğinde kademeli geçişler var. Dolayısıyla bu maddeler içerisinde sadece bu çatı bazında 12 maddede düşündüğünüzde uygulanabilecek yaptırımları hafif dedik. Bunun sonuçlarının etkisi başka türlü tartışılabilir. Ve şunu söyledik konuşmanın en başında söylemiştim. Önemli olan bu yaptırımların biraz evvel Ali Haydar'ın söylediği gibi Ali Haydar Bey'in geliyor olmasındaki zorlukları görerek tartıştı, tartışma ortamının yaratılması. Hatırlayın biz dedik ki NATO ile ne işimiz var? Biz dedik ki işte Amerika Birleşik Devletleri şunu yaptı. Biz dedik ki Rusya bunu yaptı. Ben şunun altını çizmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri emperyalist bir devlet. İngiltere değil mi? Avrupa Birliği ülkeleri değil mi? İran değil mi? Çin değil mi? Rusya değil mi? Ya bir an için şunu düşünün. Rusya bizim Suriye'deki operasyonumuzda elektronik haberleşmeyi kesip elektronik harp uyguladığında şehitler vermedik mi? Şimdi dolayısıyla Burada Amerika şunu vermiyorsa biz de Rusya'dan bunu alırız. Bu çözüm süreci değil. Biz bu zora hangi mantıkla geldik? Hangi dışişleri politikalarıyla geldik? Ona bakmak lazım. Şimdi Amerika'nın Türkiye'yi kaybetmek istemediği biraz evvel e, Sayın e, Ali Bey'e Ali Çınar Bey'e de sordum. Ya o olsun. Iyi zaten Amerika'ya. Yani öyle, öyle mi? Bu Kongre'den öyle mi? Kongre'den yani, geçerken zaten olsun, Amerika iyi, bizi kaybetmek olsun, istemiyor. Iyi mi yapmış mi? Fakat demek bu Sorun olsun. şu. Bakın beyefendi ben sizin hiç sözünüzü kesmedim. Lütfen lütfen dinleyin sonra cevabınızı verin. Bakın burada Amerika'nın bizi kazanması, kaybetmesi sorun değil. Biz bu devletlerin tamamıyla Rusya'yla da, İran'la da, Amerika Birleşik Devletleri'yle de dost veya düşman olmak noktasında bu kadar çabuk kararlar vermemeliyiz. Şimdi uluslararası arenada devletlerin dostluğu sizin onların liderleriyle veya onlarla geçici dönemde kardeşim veya dostum demenizde olmuyor. Ya hatırlayın Ali Çınar Bey dedi ki çok uzun süre kalan cumhurbaşkanlarından veya hükümetlerden birisi şimdiki hükümet. Ya hatırlayın rahmetli Turgut Özal baba Bush'la beraber onun hafta sonu çiftliğine gidip e, ee, orada kalıyordu. Şimdi bu dostluklar ülkeleri bir yere götürseydi bambaşka bir şey olurdu. Bizim stratejimiz ne? Yani biz F-35'te teknolojik ortakken yatırım yapıyor iken NATO ile çatışmaya girecek şekilde hava savunma sanayine, hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı. da S-400'ü tercih etme noktasında olmamız Bizim Amerika ile kötü olmamızı, Rusya ile aşırı derecede dost olmamızı gerektirecek bir süreç değil. Peki. Biz ihtiyaçlarımızı belirlerken elbette ki... E te, peki yani tamamlayın. Adamı söylediğiniz Ahmet Bey teşekkür ederim. Estağfurullah kesmek için söylemedim tamamlayın diye uyarmak için söylemiştim. Yani ne dediğinizi anladım. Şimdi bizim tartışma... Peki. Yani diyorsunuz ki... Ben ısrarla şunun altını çizmek istiyorum. Evet. Yani Amerika'nın Muadili Rusya değil, Rusya'nın muadili Çin değil veya bir, bakın birden şunu söyledi. Ben konuşmanın başında şuna dikkat et, dikkat çekmek istedim. Dedi ki Ağustos ayında biz Amerika Birleşik Devletleri olarak uluslararası kuruluşlara çok önem verdik, uluslararası kuruluşlara bütçeler ayırdık ve bunları yarattık. Trump döneminde bu uluslararası kuruluşların uluslararası evet. ilişkilerdeki yapısını zayıflattık. Bir karşılaşacağımız dönem şu. Artık Amerika Birleşik Devletleri diyor ki benim uluslararası örgütlerin evet. ağırlığını uluslararası ilişkilerde ortaya koyarken Türkiye'nin konumunu görmek istiyorum. Birleşmiş Milletlere nasıl bakacak? NATO'ya nasıl bakacak? İki diyor ki ben demok altını çizerek söylediğim bu yatırımların güçlenme ihtimali olarak bundan 15-20 gün önce de zaten Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk reformundan, demokrasi reformundan bahsetti. Birden diyor ki ben demokratik ülkeler zirvesi yapacağım. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya, Çin, İran, Amerika Birleşik Devletleri kapsamında sıkışmak yerine, herkesin burada altını çizdiği milli savunma sanayini geliştirmek yönünde atacağı adımlara zaten kimse konuşmamın başında verdiğim örnek evet. engel olamaz. Peki. Burada lütfen herhangi bir devleti, herhangi bir özellikle devletlerle ilişkilerimiz <laughs> bu kadar çabuk Herhangi birini terazide bir yere yükseltmek veya birini düşürtmek noktasında yaklaşmamız lazım. Peki. Milli savunma adı üzerinde milli bir konu ve bu konuda hassasiyet göstermemiz lazım. Çok teşekkürler. Bir şey söyleyecek misiniz? Bir şey Karkışın. söyleyeceğim. Ee, Hı -hı. Şimdi ama kısa olsun çünkü süremiz daraldı. O zaman tek şunu söyleyeyim. Madem kısa, bir cümle bir şey söyleyeyim. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu S-400'lerle ilgili dünyanın en pahalı hurdası ifadesini kullanmıştı. İşte e, dünyanın en pahalı hurdası için başımıza gelenler bunlar. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Pardon. Şimdi, e, Türkiye e, fiilen bir terör örgütleri desteklenerek istikrarsızlaştırılıyor. Bu uzun zamandan beri kullanılan bir yöntem. Ama şimdi... <laughs> Amerika ve Avrupa eş zamanlı olarak yeni bir silah kullanıyorlar ve bunun adı yaptırım. Yani asker göndermiyorlar, efendim başka bir vekalet vekil kullanmıyorlar, doğrudan ekonomiyi krize sokacak yaptırımları gündeme getirmeye çalışıyorlar. Bu bugün akşam alınan kararlar bunun savunma sanayiyle ilgilendiren dar bir kısmı. Ama dediğim gibi anlamı büyük. Bundan sonraki adımları takip etmek gerekiyor. İki bütün bu neden kaynaklarını e, Ömer Tübey dedi ki bu ya da Ali Haydar mı söyledi tam emin değilim bu de, dünyada bir takım değişimler oluyor Türkiye artık çok, çok önemli bir bölgesel yani oyun kurucu bir bölgesel güç haline geldi evet Asya Pasifik'te bir şeyler oluyor Rusya zaten kendi bölgesine evet. hakim e, ama Akdeniz dahil olmak üzere Türkiye bir oyun kuruyor Türkiye'yi bu rolden çıkartmak istiyorlar Türkiye edilgen bir noktaya getirmek istiyorlar dolayısıyla şey bu. bunun çok etkili bir şekilde tarif edilmesi gerekiyor. Ömer Bey şurada hatalı. Türkiye NATO ile ilişkilerinde yıkıcı değil, hep yapıcı. Avrupa Birliği ile ilişkilerinde hep bir ayağı orada kalsın, diplomasi ayağı dursun istiyor. Fakat karşı taraf geçen hafta da o zirvede de gerçekleşti. Önce şunu söyler Türkiye'ye havuç sopa politikası. Ne kime gösterildi havuç sopa? Sopa kime? kim için tarif edilir? Avrupa Birliği Türkiye'ye güya müzakere yaptığı ülke Türkiye için kullanıyor ne kullandılar? Kedi fare oyunu diyerek Türkiye'yi yine bir başka şeye benzetmeye kalktılar. Dolayısıyla şu anda Türkiye bakın burada bir takım düşman isimleri sayıldı. İşte örneğin Rusya ile sorunlar var. İran'la sorunlar var değil mi? Peki Türkiye şu anda en çok tehdidi kimden alıyor? Müttefiklerinden. Bak düşmanlarından değil. O yüzden birçok sefer söylüyorum. Amerika ve Avrupa gibi eğer müttefikleriniz varsa düşmana gerek kalmıyor. Çünkü niye? Onlar yönetebildikleri bir Türkiye istiyorlar. Yani o boyunluğuna... bu sadece Amerika ve Avrupa Birliği için İran parlamentosu Türkiye aleyhine imza atmadı mı? bu, İran, İran zaten İran dost olmadığını ve bu konudaki tüm kredisini Azerbaycan harekatı sırasında kaybetti. İran'dan hiçbir şey olmayacağını bırakın Erdoğan'a söylediği eleştiriyi bir tarafa bırakalım. Ama işte son, zor zamanımızda bir bir nevvelde Rusya, olaya bak. Türklerimizin şehit olmasına bak, neden oldu. Tabii bak, şöyle, bak, olaya bak. Bu, bu teraziyi Ömer, kurmayalım. Ömer Tübey, şöyle düşünün. Azerbaycan'a destek konusunda İsrail ile Türkiye, Azerbaycan'ın yanında, hani Müslüman falan filan diye evet. böyle bir takım insanlar şey yapıyor gitti Ermenistan'ı destekledi ve işte son şiir meselesiyle Sen i̇şte Nedim Bey tam sizin söylediğinizi söylüyorum. Ön yargılı olmadan zaten değil. Gelişen duruma göre pozisyon tamam, almamız bunu lazım. Bunu söylüyorum i̇şte yani Azerbaycan'da İsrail'in gösterdiği İran tavır İran en nasıl nasıl somut örnek. İran'ın zor anda nasıl arkadan vuracağını nasıl arkadan vuracağını Azerbaycan operasyonu gösterdi. O yüzden bunu Türkler mutlaka kaydediyordur. Zaten oradaki yönetimle oradaki yaşayan Türkler bunun e, bu Rusya ile ilişkilerimizin ne dostane olmadığını da bilmek ya da görmek Arzu kaydetmek ama biz Rusya kaydetmiyoruz. Bize göre ki, tavır alıyoruz. Türkiye sorunlarım var Şöyle bir cümlede ama ben, ben, kurayım, konuşabileceğim konular var diyor. Bir cümlede ben kurayım hani Türk Hocama. Yani eğer kuramazsak, en, eğer kullanamazsak S-400'leri en pahalı hurda olmaz mı? Yani kuramazsak, böyle bekletirsek şu ya. haliyle. Ee, Alaylar. Turgay, S Turgay bir dakika. S Turgay Güler'e soruldu. Turgay evet. Güler cevaplasın. Şimdi bak, bu mantıkla hareket edersen, aldığın birçok silahı da kullanamayabilirsin. Bir şeyi kullanamama ihtimalini ortaya atıp, en pahalı hurda olmaz mı sorusu iyi niyet ihtiva etmez. Biz bunu hurda olsun alalım. Aman alır alırsın. Kullanma sürecine geçseydik. Kullanma, yani. Geçen geçtiğimiz Nisan ayında aktive olmayacak mıydı bunlar? Niye batıtıyoruz? Hayır ne yap, ne yapmamızı bekliyorsun? Kime atalım biz bunları? Hayır kimse atalım değil, bunlar havuz havuz forması Bunları kuru? kuruyorsunuz. bir, şey, şimdide, bu bir, bir şey, şey, şey değil. Bunları kuruyorsunuz. Siz dışarıdan Kaçırıyorsunuz o kadar. Yani neyi bekliyorsunuz? Bunu AK Parti zaman zaman aldığı kullanamadığı hurda oldu. Bu çöpe atabilir miyim? Bu millet eğer öyle olursa bunu görür. Gelir CHP kullanır. Var mı bir problem? Yok değil. tamam. tamam. Ya Ama ya bu mantık izin? olabilir. Ama bu hurda değil. Olan bu hurda değil. Cumhuriyeti, hava savunması. Menfaatleri, o gelir bu gider. Için, bu iktidar olur. Misiniz? Gider, bu Dinler olur, misiniz? değil bu. Sözümü kesmeden bir bahsediyoruz. Ben bir cevap verebilir miyim? Bu ülkenin, mi? bu ülkenin savunması için gerekli bir sistem. Patriot lazımdı. Vermediler. S-400'ü aldık. Kullanamayabiliriz. Yani Gelirler başımıza atıp ya, ama atarlar. Bakın, yani, ya, bu kadar yüksek olan bir şey değiliz. Yani, kullanamayacağınız bir sistemi hiç almak. Bu sizin yorumunuz. Niye ha, kullanmayalım? Elbette ki. Elbette ya, ki kullanmamak yani, ki, yani bir şey yok. Ama Arkadaşlar şuradan, zaten, bakın, şuradan, şuradan yola çıkarak Bakın niye Testlerini diyoruz. dahi yaptık. Şuradan yola çıkarak. Hayır testlerini dahi yaptık. Bunları, bu iyi niyet değil Alaydar Bey. söyleyeceğim. Yani bu boru Geçen mesela bir, bir gazeteci arkadaşım da açıkta şunu söyledi. Zaten bu şey sistem ama. o kadar da etkili eder misin? Evet. Hayır, mesela Ali Aydar, Aydar Bey. Niye istemiyorsunuz? Turgay. Dinliyor. Evet dinliyoruz. Zafer Şahin. Şimdi bakın. Şimdi e, öncelikle Ahmet Bey Amerikan Dışişleri Yetkilisi'ne dayandırılarak yapılan bir açıklama var Amerika'dan. Diyor ki S-400 alımından dolayı Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamak zorunda kalmaktan üzüntü duyuyoruz. Umarız Ankara sorunu çözmek için Washington'la çalışır. Türkiye'nin NATO'ya olan katkısına hala değer veriyoruz demiş Amerikan Dışişleri Yetkilisi. Ahmet yani, Bey, bunu şimdi mı? bakın şunu söyleyeceğim. Bize adamlar gel gel yapıyorlar ama e, ya burada biz 74'te Kıbrıs'a çıktıktan sonra evet 70 sente muhtaç olmuşuz ama bir millet bir ülke o zaman dik durmuş. Aselsan'ı geliştirmişiz. Bugün Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz hak iddia ediyorsak o zaman dik durduğumuz için. Bugün de gün aynı gün s 4 evet. konusunda da şunu söyleyelim. Süreç tamamen planlandığı gibi işliyor. Hatta Türkiye bunları denedi diye Amerikan uçaklarına karşı denedi diye Temmuz ayında Amerikan Senatosu'nda adamlar ortalığı ayağa kaldırdılar. Yani bunun kullanılmaması falan söz konusu değil. Bir de şu var. Almanya eski yani Dışişleri eski Dışişleri Bakanı bakın, mı şu anda aktif Almanya var. eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel 2016 darbe girişiminden sonra aynen şunu söyledi. Dedi ki Türkiye ulusal güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için Amerika ile savaşmayı dahi göze aldı. 2016'dan beri durum bu. Kimse peki, merak etmesin. Peki. İnşallah savaşmayız. Ali, Ali, ama Ali, Edir, Ali, Ali. Ali Türkiye'de ama Türkiye'de yok Ahmet be. Bey, e, Zafer Bey şuna cevap vermeli. S400'ler şu anda aktif mi, değil mi? Ömer İnsan Bey, aktif olacaktı. Ömer Bey bu kettle değil bunu fişe takıp da çalıştırmıyorsunuz. <laughs> e, bu her ülkenin kendi milli güvenlik sırları olur. E, yani o, nerede, o, o, konumla hayır, bu, nerede konumlandırdığınızı aldık ve nerede konumlandırdığınızı açıklandı. nerede kullanacağınızı dünyaya davul zurnayla ilan hayır etmek zorunda abi, değilsiniz. Ben açıklamadım yani, ki o zaman başında sır derdin. Ya bunlar Bey, bir sanayinde aktif olacaktır. Ali Çınar, Zafer, Ali Çınar onda. Ömer Bey haklı. Ali Çınar, yani evet, sen Ömer, abi, Bey, Çünkü, Ömer Bey haklı. Zafer, Şimdi, Ömer Bey haklı. Amerikan Senatosu'nda Amerikan Senatosu'nda Kettle. bu konuşulmadı mı? Türkler S-400'leri Amerikan uçaklarına karşı denediler diye Temmuz ayında hatta uluslararası ajanslar haberler geçti. Peki. Yani süreç tamam, ilerlemesi gerektiği şekilde ilerliyor. Bu Kimse merak etmesin. Sinop'taki ediyorsun. denemeden bahsediyorsun. Neden Ali bahsediyorsun? Bazı e, çok affedersiniz. Zafer Bey, Ömer Bey. Sen biliyorsan Sen gizli? Zafer Bey, Sen Bey çok Sen Ali... Bu az önce Zafer Şahin'in okuduğu dışişleri yetkilisi, Amerikan dışişleri yetkilisi böyle biraz ılımlı bir mesaj vermiş. Onu nasıl algılamalıyız? Açıkçası yani yani Pompeo'nun mesajına baktığımız zaman sert. Yani vazgeçin diyor açıkçası tamam diyalog olsun ama istediğimize gelin diyor. O nedenle ben çok olumlu maalesef okuyamıyorum bu Zafer'in okuduğu açıklama şey... Ee, Dışişleri Bakanlığı'ndan başka birisinin yaptığı açıklama. Hani NATO üyeliğimiz devam etsin, gelsinler çalışalım, bir görüşelim bakalım falan. Tam ne? nasıldır yani, Nasıldı Zafer? Zaten, bu, bu, diyalog zaten sürekli vardı. Hemen da Pompeo da bunu NATO'yu vurguluyor ama istediklerimizle diyalog olur diyor. Şimdi biraz önce sıcak olarak Senato Dış Başkanı'nın biraz önce bir açıklaması oldu. Ki Zafer Bey'e katılıyorum yani Senato Kongre çok ağır şekilde bu konuya gitti ve çoğu mutlu. Şimdi e, algı olarak Washington D.C.'de mutluluk da var anti Türk gruplarının ve kongrede. Senato Başkanı diyor ki, Dış İlişkiler Komite Başkanı, Türkiye'ye Rus S-400 satın almasını bırakması için zaman ve fırsat sağlandı. Yaptırımlar Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kremlin'le ilişkilerini NATO'ya öncelik verme kararının kaçınılmaz bir sonucudur diye de açıklama yaptı şu anda kongredeki senato Dışişler Başkanı. ne, istiyor bir dakika Kremlin'le diyor ne diyor Kremlin'le ilişkilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kremlin'le ilişkilerini NATO'ya öncelik verme kararından dolayı kaçınılmaz olduğunu söylüyor ee, Senato Dış İlişkiler Başkanı. Yani şunu mu diyor Kremlin'le ilişkini kes Rusya'yla NATO'ya gel diyor. Onu mu diyor yani? Onu diyor yani dışlarının dediği bu. Dışları diyor ki tamam diyalog Konuşalım edelim ama Rusya'dan vazgeç diyor. Burada açıkçası biraz önce değerli İsmail e, Başkan da anlattı. Yani yaptırımlar sonuç olarak e, Türkiye'yi daha da güçlendirir. Partiler üstü bir konu olduğu için. Ama Amerika'da maalesef Washington D.C. bunu hala anlamıyor. Sadece bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel sorunu olarak gören bir grup var. Ama e, anladığımız kadarıyla gördüğüm mesajlardan da bir milli beraberlikte bu partiler üstü konu olarak bir cevap verilecek noktada şu anda. Şu ana kadar e, muhalefetten bir açıklama Ali Aydar Bey gördünüz mü bir açıklama var, var, var mı? Görmedim. Yok şu ana kadar. Şimdi yani, o dış dıştari yetkilisinin, yetkilisinin açıklamasını biraz genişletip yarın söyleyecekler. Çokça niye öyle ön yargılı konuşuyorsunuz? Ömer Bey başladı zaten. Ya, Ali Bey Ömer Bey kendi adına şey. konuşacak. Ali Bey nasıl Ali Aydar Bey <laughs> Ömer Bey kendi ben, bir var, yorum yaptı ya yani? Bu konuda mevcut zaten dört parti HDP hariç muhtemelen ben zaten bir ortak bir... bildiri yayınlarlar ya. Yani. Yayınlamaları da daha fazla. Ben herhangi bir partinin temsilcisi herhangi bir partinin üyesi değilim. Ben kendi adıma görüşlerimi söylüyorum. Ali Bey'e bir şey sormak istiyorum Ahmet Bey müsaadenizle. Lütfen. E, ben e, çok emin değilim ama son dönemde sosyal medyada şöyle bir takım şeyler gördüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde ee, Rus menşeili olduğu iddia edilen bir takım e, hackerların e, başkanlık veya bazı bakanlıkların bilgisayarlarına, sırlarına erişildiği iddiası var. Dolayısıyla Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çok ciddi bir gerilim sürecinin başladığı... Doğru mu bu? bu 14 Mart'ta bunun açıklandığı günde de e, biliyorsunuz Kırım, Ukrayna e, evet. ile ilgili bir durum var. Dolayısıyla böyle bir gerginlikte Türkiye'nin bu kararın bugün çıkmasında veya bu kadar radikal olmasında gelişen süreçte bir etki var mı? Yani Rusya ile Amerika evet, Birleşikleri anlaşıldı. Ali Çınar. artıyor gözüküyor. Yani çok etkili değil evet. Hazine Bakanlığı'na hackerlar girdi ve iki gün önce de ulusal acil toplantı yaptı güvenlik konseyi. Ama bu tesadüf çünkü Pompeo ve Beyaz Saray bunu hazırlıyordu. Yani kongredeki tasarıdan ayrı şekilde planlanıyordu. O nedenle bir tesadüf diyebilirim açıkçası. Hakan Bey sizin var mı ekleyeceğiniz bir şey? Çok sessiz kaldınız son bölümde. Bir ufak düzeltme yapayım da yanlış anlaşılmış, çok paylaşılmış. Yani insanların hoşuna gitmiş ama yine de düzeltmem lazım. Ben Kudüs'ten girer, Tel Aviv'den çıkarız derken Öyle mi dediniz ya? Evet öyle demiştim. <laughs> ne dedi bir Kudüs'ten girer Tel Aviv'den çıktı. Nereden ya, çıktı şuradan o? Şuradan çıktı. Şimdi biz... İsrail patriotları aldırmıyor dendi. Yani kendi güvenliği için, gelecek için. Ben de dedim ki pet biz patriotsuz da patriota ihtiyacımız yok. Patriot olmadan da dedim 48 saatte Kudüs'ten girer, Tel Aviv'den çıkarız dedim. Gücümüz yeter anlamında. Bunu bir İsrail, düş tabii gücümüz yeter anlamında söyledim. Çünkü dünyanın en büyük 3. ya da 4. ordusuyuz. Yani. Olgusal bir tespit yaptım diyorsun. Yani bu şey biraz... Siz barış yanlısı bir insansın. Aynen yani. onu yani. diyecektim. Yani bu bir İsrail düşmanlığı veyahut e, işte anti-savaş savaş çağrısı anlamında değil... Türkiye'nin gücünü söylemek için. Abi sen niye müdahale etmedin öyle dediğinde? Hayır ben... Etti. E, <laughs> e, öyle mi öyle dedi? İlk yani söyledim. Ne e, dedin? E, bu, bu doğru bir şey. <laughs> şey anlamda hani bunu Hayır, düzeltin yet, anlamda. Hayır niyeti o değildi ama onu da tabii, söyleyeyim. Tabii tabii. Yani, öyle yani bir niyeti yoktu. Yani, yok ya. Ben bir cümle... Bar barış, barış. Elbet. Evet, ya tamam, o tamam, tamam. Yani. birazcık şeye çekilmeye çalışıldı. Hani işte bu işte 5 saatte emevi camide namaz kılarız üzerinden bir şey. ben, bir, ben, ben, bir, ben bir ilave savaş demek A gözyaşı demek acı demek Ahmet Hakan demek, bir ilave yapmak istedim bizim isterim. öyle bir şeyimiz olamaz bir ilave yapmak isterim ekran başında bizi izleyenler ne olur bir hafızalarını tazelesinler S400'ü almaya niyetlendiğimizde dediler ki hayır alamazsınız alamayacaksınız bakın görün alamayacaksınız diye ısrarla söylediler 50 tane var yürüyün sosyal medyaya görürsünüz alırsanız özür dileyeceğim diyenler oldu S400 alındı Sonra dediler ki kullanamayacaksınız. Göreceksiniz. Hangardan çıkaramayacaksınız. Paket halinde orada kalacak. Sinop'ta denemeleri testi yapıldı. Şimdi aşama aşama ilerlendikçe şimdi diyor ki Ömer Bey hayır kullanamayacaksınız. Ya da siz diyorsunuz kullanılmayacak vesaire falan. Ya Şu cümleyi fişini, kurdum. Fişini Şu taksak, cümleyi kurdum. Çok özür diliyorum. Fişini taksak Diyecekler ki ya hadi bir tane, bir tane atla görelim. At, at, bir tane atla görelim. Hadi bir tane atla görelim. Atılacak ben bir şey değil. Bu havai bir şey değil. bu havai bir şey değil. Havai bir Baytap atılacak şeyleri bir şey değil. Şey bir de yok. Savunma sistemi bir. Hayır ben farklı bir şey söyleyeceğim. İkinci değil şey bu. Evet. Aynen öyle. İkinci mesele de şu. Yani bu uluslararası ilişkilerde top maliyeti yüksektir. Yani bu maliyetleri görmek gerekiyor. Toplumların, devletlerin, yönetenlerin bunu görmeleri gerekiyor. Eğer biz onları kullanamazsak ülke olarak söylüyorum. Bunun maliyeti sadece ak partilere çıkmıyor. Hepimize çıkar. Dolayısıyla evet. konuştukça benim aklıma S400 dendiğinde masa lambası gibi Tabii öyle bir şey geliyor. bir kere açalım hadi. Bir bir şey. Aç bir kere yansın da görelim <laughs> falan. <laughs> ben ya başlayayım. böyle bir şey, şey değil. söyleyeceğim. Turgay Bey. Ya bu Bey. hava savunma sistemi Turkay ancak Bey. size bir saldırı olursa ya aktif olacak. Ya işte mesela şu yani Turgay Bey. Gel bir kere göreyim. Havai değil ki bu. Bunu bir yere götür konuşlandırırsınız. Zaten aktif olmuş olur o. Peki. Mesele o Şimdi bakın. Siz... Ya tehlike Alaydar tehlike nereden gelirse oraya konuşlandıracaksın. Bunlar sabit değil. Ya yani da, ya mesela ya zaten Şahin şu anda neredeler? bakın. Neredeler şu anda? Ya bakın. Ya, bu, ya, ya çok Arif değişik bir da, şey söyleyeceğim. Bu bu ar bir ar şey da, söyleyeceğim böyle Arif ar bir nasıl sorarsın da Asker, as ya, ya ya, ya, de, bütün ya Sinop'ta denemesi oluyor askeri sığa şimdi. Denemesi oldular aldılar götürdüler bir yere koydu. Ya öyle şey olur Uğur Bey. Ahmet Bey muhalefetten. Ya bir dakika Zafer gözünü seveyim ben bu gece hiç konuşmadım. Bakın. Şimdi Ab, Turgay Bey, e, siz, Hakan Bey, siz bu söyledikleriniz buyurun, var ya. E, S400 alamazsınız, sonra aldınız, ne yapacaksınız falan. Siz böyle söyleyenlere şükredin. Onlar bu tip şeylerle uğraştıkları için 18 yıldır iktidara gelemiyorlar. Yanlış şeylerle uğraştıkları için. <laughs> Seçmenin önüne abuk subuk şeyler koydukları için. Yani birazcık milli Doğru. durup milli konularda Türkiye'yi desteklese bazıları. En az 8-10 puan oy alabilir. Ama bu da diye. bu da şu demek Oradan. değildir kardeşim. Doğru. Siz yani, onun için şükredin bu işlerle uğraşın. Ama bu da, devam da şu devam etsinler ya, tabağa kadar. Ben Doğru. de buna katılmıyorum yani bu iktidarın yaptığı her yanlışta efendim ulusal çıkardır biz arkasından hizalanan değil yani bu iktidar yanlış yaptı ya bu. Daha, daha, daha bu bugünden için, birinci dakikadan bakın, AK Parti, yan çizmeye başladınız. Ya bak, AK Parti'nin Dışişleri şey, Bakanı, bak, bak, birinci bak, dakikada yan çizmeye başladığını söylemiyorum. Söylüyor. AK Parti'nin AK Parti'nin birinci dakikada AK Parti'nin AK Parti'nin Dışişleri Bakanı, gün dakikaya birlik, Yaşar Yakış kalktı ne dedi? Yaşar Yakış kalktı dedi ki kardeşim bizim Suriye politikamız baştan sona yanlıştı. Şimdi Suriye politikası yanlış olduğunu bildiğimiz halde Kardeşim bu yanlış değil. Bu ulusal mesele. Hadi hep birlikte AK Parti'nin arkasında hizalanalım. bu doğru bir şey mi? Suriye'de, ya muhalefet Suriye'de, Suriye'de bugün bir bu terör devleti kurulamadı. Yani sen... Öyle ya da böyle nihai nihayet, nihayet itibarıyla neye evrileceğini biliyor muyuz? Ne? Peki. E, e, müdahale ederiz. Ay bir defa ederiz. hayır bir dakika ben, bir dakika. Bakın e, tabii muhalefetten, tabii ki muhalefet muhalefetten muhalefet kendi görüş bir dakika zafer muhalefet kendi görüşünü koyacak yani ortaya. Mi? Takdiri de halk verir zaten. Zafer ...şey mi muhalefetten bir açıklama mı gelmiş? Ya bakın Deva Partisi'nin genel başkan yardımcısı dış politikadan sorumluymuş Abdurrahman Bilgiç diyor ki... ...S-400 inadı Türkiye'nin batı dünyası ile ilişkilerine telafisi neredeyse imkansız hasarlar verecektir. İlişkileri zehirlemeye artan bir biçimde devam edecektir. Batı dünyası umurumuzda değil diyorsanız o başka daha fazla söze hacet yok... Şimdi Alaydar Bey'e bakıyorum. Bu Abdurrahman Bey'le aynı şeyleri söylüyor. Hani Kemal Bey demiş Mehmet ki ya, öyle bir şey da %100 ya. aynı şeyleri düşünüyoruz. S400 konusundaki görüşleri de herhalde aynı. Ya Batı ne derseniz desin. Ya, demedi öyle bir şey. Daha ef, nereden çıkardın? Hangi cümleden çıkardın? Hep hepimiz merak ediyoruz izleyenler. Yani şimdi sen de aynı şeyi söylüyorsun Alaydar diyorsun ki S400 bize zarar verecek işte Batı'yla yani. Demedi öyle bir ya, şey. Ya. Ya. Ben nasıl, nasıl e, çıkardım? Hayır e, şey ya. Ben şunu söyledim. Daha ya. Yani hayır Alaydar söyledi. Hayır, hayır. hayır. Alaydar Bey söyledi. Alaydar Bey söyledi. Unutulacak. Hatırlatayım. Uluslararası politikada, siyasete yanlışlar yapabilir. Muhalefet de bunu eleştirebilir. S4 her, yanlış. Hı? Her uluslararası adım ulusal birlik ve çıkar S4 adına S4 muhalefetin muhalefet arkası evet, Elbette bir şey değil. Bak seni de Ali Haydar Bey tam da böyle başlıyor. Yani şu programda bir saattir duygular yüksek, herkes Amerika'ya kızıyor, Rusya bile kızıyor, Ha Ben şunu söyleyeyim sorununcağımız Siz son dakikaya bu duygu, hayır bu duygu hayır, böyle bakın. düzelmeye başladı an itibaren geliyorsunuz. Sizin sorunu ifak Şu nifakı yerleştiriyorsunuz. Nifak değil. Yani... Bak. Bu bir bir şey söyleyeyim. Nifak kelimesi doğru değil bir. onu söyleyeyim. Geri i̇kinci, aldım. Ikinci Geri soru, aldım. Şu. İkincisi şu. Bakın eleştiri başka bir şeydir ama bakın şunu da söyledim. Dedim ki bugün Türkiye S-400 bizim topraklarımızda mı? Bunun verilmesi... Tırnak içinde iade edilmesi Amerika'nın istemiyle bizim ulusal onurumuzu incetir. Bakın başta insanlar eleştiri getirebilirler. Ama solda şöyle bir şey vardır. Önce eleştirirsin ortada bir süreç varsa. Işte Hayır ise, bunu bugün konuşmanın zamanı değil ki. Değil, Hayır, bugün zaten konuşmadı adam öyle bir ya, şey. Ya arkadaş. Yani, Bugün Amerika'yı ne ya diyorsun? İnsanları düz niye iade edelim? O, 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 Bunu niye konuşuyoracağım? Şey bu baştan beri bu tutumu savunuyor. Yani ben bu cümleleri duyduğum Evet. Yani size... bu, bu yani tırnak içinde yani bundan çekindiğim için değil. De, hani linç etmek gibi bir şey varsa hayır, biz linç hayır şunu söylüyorum. Ben diyorum ki bu geri iade edilmeyecek artık. Edilmemesi lazım. Ali ya, Haydar o, Bey baştan meselesi. beri bu görüşünü söyledi. Programın ortasında da söyledi, başında da söyledi. Ee, Sadece genel eleştiri yaptım. Yani S-400 üzerinden yapmadım. Diyorum ki her mesele doğru değildir. Atılan her uluslararası mesele ilişki, kurulma biçimi, yapılma biçimi doğru değildir. Hepsine, hepsine yanlış dediği zaman bu, bu akşam, Bu olmuyor. akşam S-400'lerin çalışıp çalışmadığını, Bakın bu, nerede olduğunu, efendime söyleyeyim uluslararası başka meseleleri... S-400'lerin iade edilmesi Siz orada bir değil, soru söylediniz. Dediniz değil, Ki bu... Bizim bu akşam gerçekten toplumsal ama, bir ama bu Amerika'nın yaptığı haksızlık şey dememiz haksızlığı lazım. konuşmamız lazım. Evet, bunu var. hep mi söyledik. Söylüyor. Sadece, <laughs> Sadece şu cümleyi kurduğunuz için ben buna cevap verdim. Dediniz ki Kılıçdaroğlu yu... şunu söylüyor. Bu en pahalı tırnak içinde çöptür. Lafı burada. Uydu. burada. burada pardon. Ben de eğer kurulmazsa ama Kılıçdaroğlu bu daha sonra doğrulanmış olur. Kılıçdaroğlu daha sonra ne dedi biliyor musunuz? Kılıçdaroğlu 3 şey söyledi. Bir, dedi ki bize İran mı saldıracak, şu mu saldıracak, Rusya mı saldıracak, Yunanistan mı saldıracak, biz bunları niye alıyoruz boşu boşuna? Devam etti. Dedi ki bu dünyanın en pahalı hurdasıdır dedi, buna savaş açtı. Sonra aradan aylar 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 geçti, Faik Öztürk çıktı ve şu, şu cümleyi kullandı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu demiştir ki bu S-400 Türkiye'nin hava savunma sahası için çok önemli, çok hayati bir Başka, silahtır. Orada ve bir bunun... var, ben birebir izleyen dikkatle izleyen bir insan olarak ekrana dikkatle izleyen bir insan olarak şunu söylüyorum Türkiye onur Türkiye getirsin ekrana aynen cümle şudur bakın aynen cümle şudur Türkiye'nin egemenlik haklarını neye gerektiriyorsa o yapılmalıdır hayır S400 ya yapmayın hocam e, ya belki bakarsınız, bakarsınız sonra belki bakarsınız sonra